Erzurum'dayım. Erzurum Havalimanı apronundayım. Mutlaka görmüşsünüzdür bu arkamdaki uçağı. Bir İlyushin 76. Ara ara sosyal medyada ya da ana akım medyada mutlaka karşınıza çıkmıştır geride kalan 11 yıllık süreçte. Ve eminim bu uçağı daha yakından görmeyi istemişsinizdir. Bu uçakla ilgili detayları merak etmişsinizdir. İçini görmek istemişsinizdir. İşte bu videoda bu merakınızı gidereceksiniz arkadaşlar. Çok uzun yıllardır merak ettiğim, çok uzun yıllardır sizin de merak ettiğiniz o uçağın yanındayım. İşte karşınızda Erzurum'un İlyushin 76'sı. 23 Ekim 2011 günü Van'da yaşanan deprem ardından pek çok ülke uçaklarla bölgeye yardım göndermeye başladı. Yardım uçakları Van Ferit Melen Havalimanı apronundaki park pozisyonlarını doldurunca uçaklar çevre illerdeki meydanlara yönlendirildi. Gürcistan'ın yardım uçağı da bunlardan biriydi. 30 Ekim 2011 tarihinde Gürcistan'dan malzeme getiren Sky Georgia isimli şirkete ait İlyushin 76 tipi kargo uçağı Erzurum Havalimanı apronundaydı. Apronda farklı ülkelerden yardım getiren başka pek çok kargo uçağı da vardı. Kırgızistan'dan yardım getiren yine İlyushin 76 tipi bir kargo uçağının kanat ucu Gürcistan uçağının kokpit kısmına çarptı. Bu yer kazasından bir süre sonra Kırgızistan'a ait İlyushin 76'nın hasar alan kanat ucu tamir edildi ve uçak tekrar gökyüzüne döndü. 2013 yılında el değiştiren uçak hala Moldova tescilinde ve uçmaya devam ediyor. Fakat Sky Georgia isimli şirkete ait İlyushin 76 kokpit kısmından ağır hasar almıştı. Yapılan incelemeler sonucunda onarım masrafının yüksek olması sebebiyle 1984 üretim bu yaşlı uçağın tekrar uçamayacağı anlaşıldı. Gürcistan merkezli şirket hasarlı uçakla ilgili bir girişimde bulunmadı ve 11 yıl boyunca dev kargo uçağı Erzurum Havalimanı apronunda kaldı. İnternette yer alan bilgilere göre 1998 yılında faaliyetlerine başlayan Sky Georgia isimli şirketin bir adet McDonnell Douglas DC-9, 2 adet İlyushin 76'dan oluşan küçük bir filosu vardı. Yine internette yer alan bilgilere göre 2011 yılında, öyle tahmin ediyorum ki bu kazadan kısa bir süre sonra operasyonlarını durdurdu. Sovyetler Birliği zamanında tasarlanan bir nakliye uçağı olan İlyushin 76, 1974'te operasyonlarına başladı. 1000'e yakın üretilen bu uçakların çoğunluğu halen operasyonel. Erzurum'daki uçak ise İlyushin 76'ların Sovyet döneminde üretilen örneklerinden biri. 1984 yılında Sovyet bayrak taşıyıcısı Aeroflot için üretilmiş. Birkaç kez el değiştirdikten sonra 2010 yılında Sky Georgia şirket filosuna girmiş ve 2011 yılında da Erzurum'da kalıdilmiş. Uçağın iç kısmına geçeceğiz ama ondan önce dışarıdan şöyle bir inceleme yapmak istiyorum size. Şu brandalı kısmı görüyorsunuz. Orası bu uçağın hasar aldığı kısım. Birazdan içeriden hasarın ne kadar olduğu ile ilgili, nasıl bir hasar aldığı ile ilgili daha net bir izlenime kavuşmuş oluruz. Şu kısım yine çok heyecan verici bir yer. Burada bir görevli oturuyordu ve bu camlardan bütün gökyüzünü, bütün yeryüzünü, her yeri görebiliyordu. Birazdan yine içeriden bu kısımda daha detaylı inceliyor oluruz. Burada bir ışık var. Şöyle ön tarafından devam ediyorum. Bakın şu ön tekerlerin tasarımı diğer başka Sovyet kargo uçaklarında, mesela Antonov 124'te, hatta Antonov 225'te de buna benzer bir tasarım vardı. Burada da yine böyle bir ön teker tasarımı görüyoruz. Burası öyle tahmin ediyorum ki Grand Power ünitesi. Yani Rusça bilmediğim için en çok bu eski Sovyet uçaklarını incelerken üzülüyorum. En çok çünkü buralarda ihtiyaç duyuyorum. Ama yani üzerindeki simgeden anladığım kadarıyla burası Grand Power'ın bağlandığı yer. Şurada kapıyı görüyorsunuz. Motorlar yerinde duruyor. Hatta şurada motor kapağı da var, koruma amaçlı takılmış. Üzerinde uçağın tescili yazıyor. Evet, üstten kanatlı bir uçak. Ve bilmiyorum kamerada ne kadar belli oluyor ama gerçekten çok büyük. Ve çok böyle farklı bir tasarım var. Şuradan, şu çizgilerden baktığınız zaman böyle çok kaslı, çok böyle değişik duruyor. Arka iniş takımlarını görüyorsunuz. Tabii 11 yıldır bu uçak burada hareket etmiyor ve artık arka iniş takımları inmiş. Tamamen neredeyse zemine kadar çökmüş. Şöyle devam ediyoruz arka kısmına doğru. Artık kuşlar da alışmışlar bu uçağa. Gördüğünüz gibi üzerinde bir sürü kuş var. Şurada tescili görüyorsunuz. Zaten bu tescili yazdığınız zaman uçakla ilgili pek çok detayı da bulmuş oluyorsunuz. Uçağın geçmişi, kaç yılında üretildiği. Bu uçak Aeroflot için üretilmiş 1984 model bir uçak. İşte 1980'lerin Sovyetler Birliği'nden 2020'lerin Erzurum'una böyle bir hikaye. Bakın şöyle daha net belli oluyordur. Arkamda dikey sabitleyiciyi görüyorsunuz. Kuyruk kısmını görüyorsunuz.
Bu uçak gerçekten çok büyük bir uçak arkadaşlar. Buradan bakınca daha net bir şekilde o heybeti, o büyüklüğü anlayabiliyorsunuz. Bilmiyorum yani o perspektifi ne kadar sağlayabildim, kameradan ne kadar belli oluyor ama sahiden çok büyük bir uçak bu. Evet, devam ediyoruz. Şurada arka yükleme kapağını görüyorsunuz. Bu kısım açılıyor ve çok büyük kargoları alabiliyor. Birazdan içeriden yine göstereceğim. Uçağın ne kadar büyük bir hacmi olduğunu da anlayabileceksiniz. Şurada yine tescil, yanında Gürcistan bayrağı. Dev bir kanat, kanadın altında yine tescil yazıyor. Bakın motorlar yerinde duruyor ve motorların içine kuşlar yuva yapmışlar hatta. Şöyle daha yakından göstereceğim. Belli oluyordur. Burada 2 numaralı motor olsa gerek. Reverse thrust açık kalmış. Şurası öyle tahmin ediyorum ki APU'nun egzozu. Bakın buraya da kuşlar yuva yapmışlar. Yine sol arka iniş takımları da inmiş, yerle bir hale gelmiş. Dışarıdan uçak bu şekilde. Böyle dışarıdan yakından göstermiş oldum uçağı size. Ama bence asıl heyecan verici kısmı, asıl merak edilen kısmı iç kısmı. Şimdi geçelim bir de iç kısmı inceleyelim. Evet, uçağın içine girer girmez, bakın şunlar Aeroflot döneminden kalma. Şu logolar, Aeroflot döneminden kalma logolar. Uçağın içinde en son tabii herhalde mürettebat yaşıyormuş. Çünkü bu sabunlar, bakın burada yine böyle bir konserve olduğunu tahmin ettiğim. Ama bir temel tüketim maddesi var. Şurada kazanlar var. Evet. Ve uçağın kargo kısmı. Tabii bu bir kargo uçağı, nakliye uçağı. Çok büyük bir kısım bu. Şöyle içinde rahat rahat yürürken daha iyi anlıyorsunuz ne kadar büyük olduğunu. Uçağın lastikleri de burada duruyor. Yedek lastik, stepne. Yine burada da çeşitli lastikler var. Bu kısımda kuyruk kapağı. Şu an böyle Uncharted falan oynuyor gibi değil miyim? Ama değil. Burada yine Kiril alfabesiyle uyarı levhalarını görüyorsunuz. Olası bir arıza durumunda bazı temel şeyleri halledebilecek ekipmanlar da mevcut burada. Şöyle bu kısımlar muhtemelen kargo kısmının, yükleme kısmının parçaları ya da kokpitin parçaları. Evet, şurada şuradaki göstergeler itibariyle karar değiştiriyorum. Bu kokpitin hasar aldığı kısımdaki parçalar sanırım sökülüp buraya konulmuş. Evet, bu daha mantıklı. Birazdan kokpit kısmına baktığımızda zaten neyin ne olduğunu daha net anlayacağız. Şu parça da aynı şekilde sanırım. Şöyle daha net gösterebilirim. Evet, bakalım kokpit kısmında durum ne? Bakın winch sistemi var uçağın içinde, kargo bölümünde. Görüyor musunuz şu yukarıdaki sistemi? Winch sistemiyle yükleme boşaltma yapılabiliyordu. Raylar var, şöyle bir winch sistemi. Aa evet, bak 2011 yılından kalma bir takvim var duvarda. En son Ekim 2011'de kalmış. Evet, uçağın içi gerçekten zaman kapsülü. 11 sene öncesine ait her şey. Ama benim tabii en çok dikkatimi çeken kısım, daha uçağa girer girmez karşılaştığım şu logolar. Bunlar çok değişik sayılır ama bakın aşağıda Aeroflot da yazıyor. Evet, şimdi hadi kokpit kısmına bakalım. Asıl merak ettiğimiz bölüm. Evet,
kokpit kısmına buradan giriliyor. Bakın burada bir yatak var. Mürettebatın ekibin dinlenmesi için burada bir yatak mevcut. Bu uçaklarda navigasyoncunun oturduğu kısım ve bence dünya üzerinde yapılabilecek en keyifli, en farklı uçuş deneyimi de burada yapılabilir. Yani şu camların temiz olduğunu düşünün. Öyle 10.000 metrede altınızda gökyüzü bulutlar varken şuradaki manzarayı hayal edin. İşte bir zamanlar insanlar burada çalışıyorlarmış, görev yapıyorlarmış. Acaba onlar da işe giderken şikayet ediyorlar mıydı? Burada yine uçakla ilgili bazı dokümanlar var. Kokpite buradan çıkılmıyormuş bu arada. Şimdi gelin kokpite çıkalım. Nereden çıkılıyor bilmiyorum ama ben de hayatımda ilk kez bir Ilyushin 76'nın içindeyim. Ama bulacağız. Evet, şuradaki ekipmanları, uyarıları bir kez daha göstermek istiyorum size. Bakın çok güzel bir detay daha yakaladım. Bu cihaz tam olarak ne işe yarıyor bilmiyorum ama bakın burada ne yazıyor. Ve bu kısımdaki diğer cihazlarda da aynı şekilde bu ibareyi görebiliyorsunuz. Şurada da bir plaka var, onu da yakından göstermek istiyorum size. Burada uçağın operatörü, ondan sonra tescili, seri numarası, bu detayların yazdığı böyle parlak bir plaka var burada. Bakın bu arada plakada üretim tarihi de yazıyor. 26.04.1984. Şu plaka çok değerli, çok güzel bir şey, çok orijinal. Hadi bakalım yukarı çıkalım şimdi. Bayağı dik bir çıkış var kokpitin. Burada da bir yatak dinlenme alanı gördüğüm kadarıyla. Burada böyle bir switch, burada askılar ve burada da kokpit kısmı. Evet, uçağın nasıl bir hasar aldığını burada çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bütün bu göstergelerin, ön panelin, yani dashboard denilen kısmın, bu otomobillerde de yani göğüs denilen kısmın hasar aldığı yer işte burası. Şu brandadan, mavi brandadan anlayabilirsiniz. Evet, biraz önce orada yer alan parçaları da gördük arka kısımda. O parçalar da arka kısma, kargo kısmına gönderilmiş. Şöyle tabii bazı ekipmanlar hala duruyor. Uçağın kontrol sistemleri, lövyeleri duruyor hala. Gaz kolları burada. Evet. Bakın şunlar çok eski, çok böyle retro, geçmişten kalan şeyler. Bunlar aydınlatma. Burada muhtemelen bir uçuş mühendisi oturuyordu. Flight engineer. Burada yine dokümanlar var. Evet. Tek kelimeyle inanılmaz. Yine çok farklı bir deneyim yaşadık. Ve size de aktarıyorum. Çok mutluyum şu anda. Buradan da aşağı iniyoruz. Kokpit kısmı bu kadar. Burası. Böyle. Şu kısma tekrar bir göz atmak istiyorum. Daha önce Antonov AN-12'nin bu kısmını görmüştük. Tam burun kısmını. Bugün de bu uçağı görmek kısmet oldu. Evet. Bir de bu uçakların askeri versiyonlarında, çünkü Sovyetler Birliği zamanında bu uçaklar üretildiği zaman askeri kullanıma yönelik de üretildi. Kuyruk kısmında bir silah odası vardı. Daha önce belki bazı videolarımda bahsetmişimdir. Şu an internetten bu fotoğrafını da koyarım. Kuyruk kısmındaki o kısımda, yani kuyruktaki o kısımda, o silah odasında uçmak da en az burada uçmak kadar keyifli olsa gerek. Ama tabii orada ters uçuyorsunuz.
Burada her şey ayaklarınızın altında. Burada uçağın güvenlik kartını görüyorsunuz. Acil durumda nasıl tahliye edileceği ile ilgili bir bilgilendirme var. Yine 2011 yılından kalma bir dergi var burada. Bu bir film makarasının şeyi bu arada, kutusu. Ama tabii içinde başka bir şey depolamak için kullanılıyor ama eğer yanılmıyorsam bu bir film makarasının kutusu. Şöyle bayağı da eski bir şey, her halinden belli. Burada yine bir kayıt defteri var. Yani tam olarak ne kaydediyorlar buraya bilmiyorum ama işte Rusça bilmeyince böyle oluyor. Burası kargo kısmı bu arada. Kargo kompartmanının ön tarafı. Burada telefon numarasının olduğunu tahmin ettiğim bir numara. Bu da ben. Benim için çok güzel, çok heyecan verici bir işti. Umuyorum ki size de yansıtabilmişimdir bu heyecanı. Umuyorum ki bu uçakla ilgili merak duygunuzu törpüleyen bir video çıkartabilmişimdir ortaya. Elimden geldiğince bütün detayları aktarmaya çalıştım. Eğer beğendiyseniz, eğer iyi vakit geçirdiyseniz bu videoda hemen aşağıdan etkileşim kurabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz. Bir kontrol edin, kanala abone değilseniz, kanala abone olabilirsiniz. Çok sevinirim gerçekten. Bu videoyu çekme imkanı tanıdığı için Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne de çok teşekkür ediyorum. Erzurum'dan hepinize sevgiler, selamlar dostlar. Yepyeni videolarda, yepyeni maceralarda görüşmek üzere. Güle güle.